Sadece efendim benim hanımlar beni destekleyecekse temsil edeyim. Destek var mı hanımlar? Şimdi erkekler olsun. Sen de... Şimdi doğru söylerse erkekler de alkışlasın, hakkını versin yani. Doğru söyledin. Ben de beyler desteklerse diyorum ama hanım bacılarım da beni destekleyecek. Efendim bütün Denizli kardeşlerime en derin duygularla, muhabbetle, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun. Mutlu olun inşallah. Efendim. Sağ olun. Hanım. Efendim ben de aynı duygulara katılıyorum. Hepinizi gönül gözüyle selamlıyorum. Şimdi efendim genelde bayanlar erkeklere söz vermez derler ya. Ben onun için onu çürütmek için buyur hocam söz sen. Bakın ne diyeceğim. Hadi buyur. Şu kadınlar hep benim bildiğim doğrudur derler. Şu kadınlar yok mu beyler? Ah şu kadınlar. Şu kadınlar yok mu beyler? Ah şu kadınlar. Hep benim bildiğim doğrudur derler. Şu kadınlar yok mu beyler? Ah bu kadınlar. Uma getirir şu erkekler yalnızlar. Ah şu erkekler, şu erkekler yalnızlar. Ah şu erkekler. Bizi koca altında uma getirir şu erkekler yalnızlar. Ah şu erkekler. Kıymetli izleyiciler, Allah aşkına bakın. Gece gündüz çalışıp para kazanan biz. Yahu Ayten Gülçinar, düğmeye basıyorsunuz çamaşır yıkıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz bulaşık yıkıyorsunuz, yine terk yanıyorsun düğmeye. Söyle bakalım. Ev işinde makineler çalışır, bunlar yatar tembelliğe alışır, avlanır kullanır gezer dolaşır. Allah'ın kullanır, gezer dolaşır. Şu kadınlar yok mu beyler, aşık kadınlar. Evet, çok kıymetli dostlar. Dünyanın en alım işçisi ev kadınlığıdır, analıktır. Ve üstelik emeklisi sigortası da yoktur. Artık fabrikada, tarlada, bahçede çalışmakta onun cabası. Bazılarına demek ki uzaktan yatıyor gibi görünüyor. Değil mi hocam? Biraz para görse hemen azarlar. Gece gündüz içer sarhoş gezerler. Can yoldaşlarını candan üzerler. Şu erkekler yok mu kızlar? Ah şu erkekler. Şu erkekler yok mu kızlar? Ah şu erkekler. Can yoldaşlarını candan üzerler. Şu erkekler yok mu kızlar? Ah şu erkekler. Tabi bazısı hepsi değil. Çok kıymetli Denizli kardeşlerim, bacılarım. Vallahi bu söyleyeceğim dörtlük üç kere benim başıma geldi. Üç kere hanım film izlerken neredeyse mutfağa yatıyordu. Dinle. Mutfak yakarlar. Şu
kadınlar yok mu beyler, şu kadınlar. Şu kadınlar yok mu beyler, şu kadınlar. Bizi izleri kelevi yakalar. Şu kadınlar yok mu beyler, şu kadınlar. Efendim, ilk defa bir şey itiraf ediyorum. Bu konuda hak verdim. Çünkü binanın içinde 3 tane çaydanlık yaktım. Niye mi? Ben de izdivaça gönderdim. Acaba şöyle boyuma sığmak bile biri var mı diye, ama maalesef bulamadım. Bir de ne diyeyim ha? Efendim, biz saçımızı süpürge edelim. İki çaydanlığı, iki tencereyi başımıza kalıyor. Çok ayıp, yakıştıramadım efendim. Ne dedim bile? Moda olsa tenekeyi tanım. Ha, bak bak bak, eliyle oyuna düştü. Peki siz İnci, pırlanta, yakut, elmas aldınız da takmadık mı? Kimileri maçı topun peşinde, kimisi kahvede, kumar başında. Yaşı yetmiş, aklı yedi yaşında. Şu erkekler yok mu kızlar? Al şu erkekler. Şu erkekler yok mu kızlar? Al şu erkekler. Yaşı yetmiş, aklı yedi yaşında. Şu erkekler yok mu kızlar? Ah şu erkekler. Sayın Başkanım, vallahi bunlardan başa çıkılmaz. Ne desek kendilerini haklı çıkarıyorlar da, dinle bakalım. Doğru bir tane olmuşsun. Behramiyem çok derindir yaramız. Süsüne püsüne yetmez paramız. Ne yapsak da hoş olmuyor aramız. Şu kadınlar yok mu beyler, ah şu kadınlar. Evet sevgili bayanlar, biz bu erkeklerden çektiklerimizi böyle 3-5 tutaya, türkülere, destanlara sığdırmamız mümkün değil. Bak onaylı bayanlardan. Son bir dörtlük daha söyleyeyim de, Allah için hak veriyorsa erkekler de alışmasın. Bayanlar hak vereceğine inanıyorum. Çekilmiyor nazları, on kere evlense doymaz gözleri. Mezarda umarlar huri kızları. Şu erkekler yok mu kızlar? Al şu erkekler. Şu erkekler yok mu kızlar? Al şu erkekler. Mezarda beklerler huri kızları. Tabii Nihat hocam hariç, o çünkü hurisini dünyada bulmuş. Şu erkekler yok mu kızlar? Aaa şu erkekler. Yok. Sonra bu çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O güzel ellerinizi de görmesin. Allah şu güzelliğimizi bozmasın. Hayır, inşallah diyoruz. Bu soma ne kadar derin oldu? Aa yara var, yara. Her bayanda vardır bu yaralar. Yok. İstiyor evlendirme programını. Kendini alalım, kendini bulamadığı için geliyor. İlk defa itiraf ettim, bunlara koz verdik. Başımda her yerde benim başıma kakalar. Yani. Arkadaşlar çok sağ olun. Araya gideyim çünkü bunlar buradaki seyirci birine düşürecekler şimdi. Şimdi bak, Abdullah hocam. Ben şimdi hızımı almıştım. Ben sen dur, ben bir şey söyleyeceğim, ondan sonra seni söyleyeyim. Hadi galiba seni, Behram hocam seni alalım yerine. Sazını yerinde bırak. Doğru kalk. İniş takımlarını aç. İzmir lazımdı. Arkadaşlar yardım edin. O bizim şakamızı götürüyor. Allah da kendini götürsün. Ne yapalım? Sayın başkanım. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Ama Hüdamen'in tek yarıdır. Hüdamen'imizi, Hüdamen'de hocama çok daha çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim sıkıntılarımızı hep o çekiyor ya.
bunun başını getiriyor. Dünyada aşıyla ulaşmak.